açalım. Merhaba Burak'cığım. Güzel sorularımız var gene bugün. Birazcık geç kaldım soruları size göndermekte kusura bakmayın. Çözebildiniz mi baktınız mı bilmiyorum ama bugünlerde felaket bir yoğunluk var. Allah'a şükür, yetişmeye çalışıyorum. Ondan dolayı bir taraftan da sizi de diğer grupları da mahrum etmemeye çalışıyorum. Onun için ne olur, sıra bakmayın. Ama bu haftadan sonra inşallah düzelteceğim bir şeyleri. Daha tertipli, daha düzenli bir şekilde gideceğiz. Hazırsanız hadi bir başlayalım hemen. Neymiş, ne değilmiş sorularımız bir görelim. Şimdi ilk sorumuz. Çıkmış bir soru. Bak bu daha önce denenmiş. Çıkmış bir soru. Bugün çıkmış sorular ağırlıklı. Bayağı bir var çıkmış soru. Bu da onlardan bir tanesi. Yanlış hatırlamıyorsam 2017'ydi sanırım. Ya da 2021 miydi? Herhalde 21'di. Eski Türklerin güneş bayrağımız, gökyüzü çadırımız sözüyle aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? Son zamanlarda bu şekilde sorular sorabiliyor. İslamiyet öncesi Türk tarihinde. Tek tek tanımlarına bir bakacaksın. Mesela kut neydi? Gök Tengri'nin bahşettiği, Gök Tengri'nin verdiği, bahşettiği devlet yönetme hakkıydı bak. Devlet yönetim hakkıydı ve kut kan yoluyla babadan oğula geçiyordu. Kan yoluyla babadan çocuklarına geçer. Ve şunu unutma, kut varsa her zaman için veraset soya dayalı bir şekilde gider. E bizde de, de İslamiyet öncesi tüm Türk devletlerinde veraset soya dayalı bir şekilde gitmiştir. Hatta İslamiyet'ten sonraki Türk devletlerinde de aynı mantık devam eder. Fakat tek bir mantıksızlık var. Yani tek bir e, istisnamız var. İslam sonrası bu kut olayını soy üzerinden değil de ırk üzerinden götüren Sadece kim var? Memlük var. Yazamadım. Memlükdüler var. Bir buna dikkat edeceğim. Ama bana neyi sormuş? İslamiyet öncesi eski Türkler demiş. Kut bu. İkili yönetim bizde ilk defa Asya Hunlarında Mete zamanıyla başlar. Doğu ve Batı olarak ikiye bölülür ülke. Doğu her zaman için merkez çünkü güneş doğudan doğar. Batı ise her zaman için eyalettir ve yabgu burada oturur, orduyu yönetir. Merkezde ise her zaman için hakan vardır. İkili devlet sisteminin bize en büyük faydası kolay yönetimdir. Kolayca yönetilir ama en büyük zararı çabuk yıkılırız. Ordu millet bu zaten en baştan beri olan bir sistem ve hala daha devam eder. Her Türk asker doğar mantığı. Töre sözlü hukuk kurallarıdır. Bunu ilk defa yazılı hale getiren Uygurlardır. Uygur töreyi niye yazılı hale getirir? Çünkü ticaret gelişmiştir. Bana burada bahsedilen ise Cihan hakimiyeti. Yani tüm dünyayı ele geçirme. Biz buna Turan'da diyebiliyoruz. Kızıl Elma'da diyebiliyoruz. Anlaştık? Hatta İslamiyet'ten sonra nizamı alem dahi denilebilecek buna. Devam. Türk tarihinde önemli bir yere sahip olan Orhun kitabeleri adlı devlet adamlarından hangilerinin adına dikilmiştir diyor. Şimdi Orhun kitabeleri görür görmez diyeceğim ki Türk tarihinin ilk edebi, ilk okunan ve ilk siyaset namesi. Ama ilk yazılı eserimiz değildi. İlk kitabe Yeniseyit, Kırgızlara ait. Peki Orhun kitabeleri kimler adına dikildi? Orhun kitabeleri 3 kişi adına dikilir. Bunlardan bir tanesi Bilge Kağan, bir diğeri Kültigin, bir diğeri ise Vezir Tonyukuk. İlk dikilen de aha budur. Vezir Tonyukuk. Ve Tonyukuk der ki kendim ottum, kendim yazdım der. Yani Orhun kitabelerinin yazıcısı, kendi taşını yazan kendi taşını yazan Tonyukuk'tur. Ama Bilge ile Kültigin'in taşlarını yazan Yolluk Digin'dir. Bilge Kağan'ın yeğenidir. E bana da diyor ki kimler adına dikilmiş? E o zaman Kültigin Bilge Kağan. Yani Ceyhan. Devam. Cengiz Han'ın torunu Hülagü tarafından İran'da kurulan, 1258 yılında Bağdat'ı alarak Abbas Devleti'ne son veren devlet aşağıdakilerden hangisidir? Çıkmış bir soru. Nedir? Dönemin temizleyicisi İlhanlı'dır. Hülagü'nün kurduğu. Hatta bu devletin orijinal ismi Hülagü Hanlığı'dır. Hülagü Müslüman olduktan sonra İlhan ismini alır, İlhanlı olarak gelir. Ve İlhanlı Devleti hakikaten dönemin temizleyicisidir. Bunlardan bir tanesi Abbasi'dir. Abbasileri sonlandırır. Artı bunun yanında batinilik faaliyetlerini bitirir. Hasan Sabbah'ı komple yaktı adam Alamut'ta. Artı Anadolu Selçuklu Devleti'ni yıkar. Hangi savaşlaydı? Köse Dağı. Timur ise aynı İlhan niye benzer? Ama Timur Osmanlı'nın başının belasıdır. Bize ne yaşatır? 11 yıllık fetreti yaşatır. Altın Ordu Devleti Deşti Kıpçak'ta kurulmuştur. Deşti Kıpçak dediğimiz yer Gürcistan, Kırım arasındaki kalan bölgedir. Ve Altın Ordu genellikle soruldu şu şekilde sorulur. <laughs> Rusların güneye inmesini engelleyen diye. Çağatay Hanlı yani nasıl diyeyim sana en şanssız bahsızlarından bir tanesidir Çağatay Hanlı. Doğu Türkistan'da kurulmuştur. Allah yardımcıları olsun. Türk nüfusunun en yoğun olduğu yerdi maalesef artık değil. Doğu Türkistan'da kurulan Çağatay Hanlığı en hızlı Türkleşen ve İslam'ı kabul edendir. E Memlük Devleti'nde demin söyledik zaten Cengiz Han'ın soyundan gelmiyor bu adamlar. Devam. Hatta Memlük için ne diyeceğim? Mısır'da ortaya çıkan Türk Devleti Yavuz Sultan Selim tarafından ortadan kaldırılmıştır. Mercidabık ve Ridaniye ve Memlük ortadan kalkınca Osmanlı'ya halifelik gelmiştir. Ama kimden gelmiştir o halifelik? Memlüklülerden değil, Abbasilerden gelir. Biz Memlük diye son verdik ama halifeliği Abbasilerden aldık. Devam. Karahanlılar döneminde kaleme alınmış olup dört karakter üzerinden adalet, iktidar, akıl ve akıbet olmak üzere başlıca dört insani Yetenek ile devlet yönetimine ilişkin ilkelerin anlatıldığı eser aşağıdakilerden hangisidir? Çok 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 sevdiği bir eser bu. Bunu devamlı ama devamlı dönderip dönderip soruyor. Neydi bu eser? Kutadgu Bilig. Kim yazdı? Hadi bak tek tek çıkartalım şunları. Çünkü bunlar bize soru olarak gelebiliyor. Kutadgu Bilig'in yazarı kim? Gazneli Mahmut muydu lan? Yok mu bile? Bir ee, ben yazayım bari. Kaşkarlı Mahmut. Ne ee, unuttum. Hemen anında unutursunuz zaten öyle şeyler. Bir saniye şunu bir sessiz alayım. Devam. Aa, aferin kız ben silip de düzeltecektim. Aferin kız Nur. Yusuf Yusuf. Bunu yazan Yusuf Has Hacip Divan Lügatü Türk Kaşgarlı Mahmut. Ha. Atabetül Hakayık kimindi? Hı? Yok mu? He. Ee, bilmiyorum. Bence Edip Ahmet Yükneki ee, Şeyin Ay adamın ismini unuttum. Türklük kaderim İslam tercih. Ahmet diye Heh. Aha burada. Ahmet. Yesevi. Peki muhakeme lügatey. Ali Şir. Nevai. Peki Kutadgu Bilig'in özelliği neydi? İlk siyaset name. Atabetül Hakayık ne? Hakikatlerin eşiği. Ne o hakikat? İslam. İslam'a göre Yaşam demek bak. İslam'a göre nasıl yaşanır? Ondan bahsediyor. Divan-ı Türk neydi? Hmm, geleceğim ona da. Divan-ı Türk neydi? İlk Türkçe sözlük İslamiyet sonrası tabii ki. Peki Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet neydi? İlk tasavvufi eserdi. Lan bir anda duruyor karıştırıyor hemen orayı. Peki muhakeme türlü Ali Şir yazdığı bu eserin özelliğini bu da bir sözlük Türkçenin Farsça'da üstün olduğundan bahsediyor. Peki son olarak, hadi size güzel bitiyor. Kutadgu Bilig Türk İslam tarihinin ilk siyasetnamesi ise İslamiyetten önce hangi esere benziyor? Neye benzer? Oğlum geç bu tarafa bir tane. Heh. Neye benzer? Orhun kitabeleri. Peki atabetül hakayık İslam'a göre yaşam İslamiyet'ten önce neye benzer? Uygur metinleri Karabalsa, Gunsine, Uşi, Moyen, Çortaryat gibi yazıtlarına benzer. Hiçbir şey olur mu kız? <laughs> İslamiyet yok. Ama Uygur metinleri neyi anlatıyor? maneheizme göre yaşamdan bahsediyor. Onun için benzetiyor. Divanı Lügatü Türk ilk İslamiyet sonrası ilk Türkçe sözlük. İslamiyet öncesinde neye benzer? Ben olsam Codex Cumanicus'a benzetir. Peki Divanı Hikmet ilk tasavvuf ve eser İslamiyet öncesinde neye benziyor? Hiçbir şeye. Bu benzemiyor işte aynen öyle. Peki Ali Şirnevai'nin muhakeme tür neye benziyor? Yeni şey yazıdır. Yok. Yeni şeyde ne yazdığını bilmiyormuşuz Fatma. Onun için yeni şeyle hiç benzeri benzetemiyor. Yazdığını biliyor da ama yazdığını bilmiyoruz diye diyoruz. Bak aynen. Bunu da kodekse benzetirim. Artı neye benzetiyoruz? Ata şeye Divanı Lügatı Türkiye işte. Divanı Lügatı Türk. Anladık? Hadi devam. Güzel oldu bak bu güzel bir açıklama yaptık ha. Gel şimdi altıncı sorumuz. Neymiş? Altıncı mı soru? Herhalde bu altıncıydı evet. La bir git. Bak ya. Ha. Türkiye Selçukluları 13. yüzyılın başlarında Antalya, Sinop, Alanya ve Suda hakimiyeti altına alınmış. Ayrıca bu dönemde ele geçirilen liman kentlere ulaşan yollarda kervan saraylar inşa etmiş. Bu da çıkmış soru ha. Bu politikayla Türkiye Selçukluları aşağıdakiler hangisinin amaçladığı söylenemez. Böylesi sorularda ben ne yapıyorum biliyor musun? Söylenebilir diye okuyorum. Bak bu çok tehlikeli bir şey. Sınavda kafanız karışırsa çok kötü olur ama baktınız ki soru bu şekilde geldi bir türlü algılayamıyorsunuz. Abi söylenemez diye değil söylenebilir diye yap. Daha rahat kafa çalışır. Doğu Akdeniz'deki siyasi ve ekonomik üstünlüğü sağladığımı söyleyebilir miyim? Evet, bu paragrafa göre söylerim. Bak Antalya'yı, Sinop'u, Alanya'yı, Suda buraları almışım. Antalya. Yani ister istemezse ne diyorum? Doğu Akdeniz'de siyasi ve ekonomik üstünlük sağlamaya çalışıyorum. Yabancıların Akdeniz ve Karadeniz'deki ticari faaliyetlerine son vermek. Şu bir dursun. Zengin liman kentlerinin gelirlerinden faydalanmak. Evet, zengin kiman liman kentlerini patlatıyorum. Özellikle de ne? Sudak işte. Anadolu ticaretini ve ticari yollarına hakim olmak. Evet. Bak ne diyoruz? Ulaşan yollarda kervansaraylar. Liman kentlerine ne geçecek? Bizans ekonomisi zayıf. İlla ki en büyük düşmanımız o. Söylenemez demiş. Abi bak burada tek bir olumsuz şey var. A şu. Ticaretin dini imanı olmaz. Paranın dini imanı olmaz ırkı menşeyi olmaz. Onun için ticarette ne kadar çok çeşitlilik olursa o kadar fazla para kazanırız. Bunun için biz yabancıların Akdeniz ve, ve ticari faaliyetlerine niye son verelim? Daha da fazla arttırmaya çalışıyoruz. Tabii sigorta yapıyorum. Diyorum ki gelin bak benim buradan alışveriş yapın. Mallarınızın başına bir şey gelirse ben karşılayacağım. Niye ticaret gelişsin diye. Devam. Türkiye Selçuklu Devleti'nin başkenti diyor. Ana seçenekleri atmak şimdi A, B, C, D diye. A, B, C, D, E. İznik'in Haçlı ordusu tarafından ele geçirilmesi üzerine diyor başkentin Konya'ya taşınması aşağıdaki hangi hükümdarların döneminde gerçekleşmiştir diyor. de o birinci Haçlı seferini ağzının üstüne yiyen? Birinci Kılıçarslan. Birinci Haçlı Seferi'ni yedi. Başkenti Konya'dan İzni'ye taşıdı. Peki Mesut deyince aklımıza ne gelecek? İkinci Haçlı gelecek. Hatta bu Haçlı Savaşları karşımıza doğru Leon Savaşı olarak da gelebilir. Birinci doğru Leon, ikinci doğru Leon. Denemelerde genelde veya soru bankalarında çok yapılıyor. Son padişah mıydı? Hangisi son padişah? Birinci mesut mu? Asla. İkinci mesut sondur. Karıştırma. Başka? İkinci mesutun yanına da diyeyim de sonradan gören görsün. Anadolu Selçuklu'nun son hükümdarıdır. Birinci mesutla ilgili başka neyi bileceğim? Şu ikinci haçlı seferinden sonra artık Anadolu'ya Türkiye dendiğini bileceğim. Ve ilk paranın bastırıldığını bileceğim. Mangır. Alaaddin ne? En parlak dönem. Gıyasettin Keyhüsrev ne? Samsun ve Antalya alındı demek. Birinci İzzettin Keykaus Suvaslı Kabri Sivas'ta burada vefat etti. Ve ne demek? Sinop. O da Sinop'u aldı demek. Devam. Kanuni Sultan Süleyman diyor bak Bender Kalesi'ni 1538 tarihli yazıtında ben Tanrı'nın kulu bu dünyanın sultanıyım Tanrı'nın inayetiyle ümmeti Muhammed'in başındayım adına Mekke ve Medine'de hutbe okunan Süleyman'ım Bağdat'ta Şah Bizans diyarında Kaiser, Mısır'da Sultanım, donanmalarını Akdeniz, Marif ve Hinde yollayan Sultanım, Macar tahtının tacını alan ve onları bir kuluna bağışlayan Sultanım. Ay maşallah. İfadelerini yazmış diyor. Süleyman burada ne demek istemiş? Şair burada ne anlatıyor? Bir kere deniz hakimiyetine önem vermiş mi? Evet. Nereden anlıyoruz? Akdeniz, Marif, Hint, Bağ. Bir dünya devletini yönettiği, evet. Allah Allah, adam nereden nereye bak. Hristiyan dünyasını hakimiyet altına aldı. Bir dursun. İslam dünyasında önder oldu. Nerede lan? Aa, Mekke ve Medine'de adına futbol tutuyor lan bu adamın. Ya. Veya ne diyor? Ümmet-i Muhammed'in başındayım diyor. Bak halifeyim diyor adam. Devletin sınırlarını genişletti. Allah Allah. Hem de nerelerden nerelere. E o zaman sadece neyi var? Aha şu Hristiyan dünyasına hakimiyet altından herhangi bir şeyden bahsediyor mu? Yok. Devam. Askeri yeniler. Sonrasında askeri yenilikler. Ulan senin var ya. Evet Bizans'ta Kaiser. Yemez mi? Askeri yenilikler olacak burası. E çıkmaz mı buradan? Bakalım. Tahıl ne? Tamam. E devletin sınırlarını genişletti. Hilal bir daha bir oku. Valla. Ben anlamadım yani neyi sorduğunda. Şu antlaşmaya bakalım hadi. Askeri yenilikler sonrasında Batı dünyasıyla siyasi ilişkiler dışında teknik ve kültürel alanlarda da temasa geçilmesi gerekliliği aşağıdakilerden hangisinde ilk kez ortaya çıkmıştır? Yani biz Batı'nın üstünlüğünü nerede kabul ettik? Batı'nın üstünlüğü. Yok kızım çıkmaz. Ortodoksluğun bir zirvesi olacak. Kaiser Ortodoksların üstü. Patrik olmaz orada. Ortodokslarda Patrik oluş. Ben Patriyim dese eyvallah. Tabii genişlediğini gösterir. Aynen öyle. Tacını alıyor adam. Şimdi ne diyor Batı'nın üstünlüğünü biz ilk defa nerede kabul ettik? Diyor. Abi bir kere Karlofça bizim için çok kötü bir antlaşma. Yani çok büyük toprak kaybımız var. Peki ha Batı'nın üstünlüğünü biz nerede aldık? Pasarovcu. Hangi savaş sonrasında Peter Varadin üzerimize makineli tüfeklerle ateş ettiler dünyada daha doğrusu Osmanlı'da ilk kez makineli tüfekle bize karşı savaşmaları aha bu. Londra Barış Antlaşması. Abi bu tamamen 1800'lü yıllarda Mısır'ın elden çıkması Paris Barış Antlaşması birkaç tane var ama akla ilk gelenlerden bir tanesine Osmanlı'yı ilk kez Batılı Devlet kabul etmeleri Edirne Seged'i ilk ölü doğan ve ilk zararlı antlaşma ama ben Batı'nın üstünlüğünü nerede kabul ettim? Pasarovça devam Bu çıkmış ya. Bak. Çıkmış soru. Yanlış hatırlamıyorsam az subaylıktı. Ne alakası varsa adamlar bunu sormuş. Müslümanlar için dini önemi bulunan gecelerde camilerde kandil yakma uygulaması aşağıdaki padişahların hangisinin döneminde kanunlaşmıştır? Yok. Üçüncü Murat'mış. Hadi gel de bul. Çok tuhaf. Sormayacaktım ama yani böyle saçmalıklar da gelebiliyor diye. Vallahi sordum. Kandil gecesi. Üçüncü Murat. Müslümanlarda mübarek gece olarak. İlk bu dönemde başlıyor. He, ne bileyim yani. Konu mu kalmamış? Kimin aklına gelmiş? Ne amaçla sormuş? Görünce ben de hüh dedim. Bir sorayım dedim la. Sallamayın. He 108 lütfen. O kadar çocuk mu olur? 128 ne ya? 108. Lütfen Esra Hoca. <laughs> Üçüncü Murat'ın 108'li çocuk. <laughs> Osmanlı Devleti'nde yargılarından hangileri doğrudur demiş. İlk kez içki tütün yasağını Birinci Ahmet getirmiştir. En küçük yaşta tahta geçen 4. Mehmet'tir. Ekber Erşat sistemi şehzade yetiştirme biçiminde değişikliğe yol açmıştır. Hayır. Ekber Erşat şehzade yetiştirme biçiminde değişikliğe yol açmamıştır. Hatta şehzade yetiştirme biçimini değiştiren kafes şimşirlik olayını başlatan üçüncü Mehmet'tir. Ve Mehmet bu olayı başlattığı için Ekber Erşat gelmiştir. Ekber Erşat bu sistemden dolayı gelir. Peki Ekber Erşat'ı kim getiriyordu bu arada? Birinci Ahmet. Peki bunlardan hangisi doğru? O zaman 3 yanlış abi. İçinde 3 olanları düşür. Yalnız iki 1 ya da 2. En küçük yaşta tahta geçen Mehmet, şey 4. Mehmet mi? Evet. 6 yaşında geldi. 2 banko. Peki 1 ilk kez içki tütün yasağının birinci hamet getirmiştir. Evet. Vallahi saray çevresinde içilmesi yasaktır. He, dördüncü Murat tüm ülke genelinde yasakladı. Ama bu saray ve etrafında içilmesini yasakladı. İçki tütün yasağı açtı. Işte. Dererayrayrayram <Sessizlik> tam. Dördüncü Murat ne yapmış? Tüm ülke genelinde yasaklar. Birinci Ahmet bizde ilk defa alkolü tütünü yasaklayandır. Tabi ilk deyince onu alacaksın işte. Güzel bilgi. Devam. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin batıda ilk büyük çaplı toprak kaybını yaşadığı 1699 Karlofça Antlaşması'nda yer alan devletlerden biri değildir. Çıkmış soru ve bunu defalarca kez sordu. Karlofça'da yer almayan kim? Karlofça'da daha doğrusu kutsal ittifakta kim var? Biz Karlofça'yı kutsal ittifakla imzalıyoruz. Kutsal ittifak. Kim var kutsal ittifakta? Abi Rus var. Avusturya, Macaristan var. Bunun yanında kutsal Roma, Germen var. Başka? Venedik var. Lehistan var. Ve neydi lan? Mora. Şey pardon Mora diyorum. Malta var. Bunlar kutsal ittifakta yer alır. Ve biz bu kutsal ittifakla Karlofça'yı imzaladık. Ama bunlardan biri Karlofça'da yok. Kim yok? Ah, Raşa. Rusya bizimle daha sonra 1700 İstanbul'u imzalayacak. Azak ve çevresini alarak ilk kez Karadeniz'e inecek. Devam. Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan 1606 Zitvatoruk Antlaşması'na göre Eğri ve Estergon kaleleri Osmanlı Devleti'nde kalacak. Avusturya savaş tazminatı ödeyecek. Avusturya kralı ile Osmanlı padişahı protokol bakımından eşit sayılacak. Hmm. Önceden neydi? Bizim sadrazama denkti Avusturya kralı. Şimdi eşit. Bu kararlara bakılarak hangisine ulaşılamaz demiş. Osmanlı'nın sınırları genişlemiştir. Bir dursun. Osmanlı Avusturya karşısında siyasi üstünlüğünü kaybetmiştir. Evet kaybettik. Osmanlı hazinesi kazanç elde etmiştir. Savaş tazminatı ödeyecek diyor. Yok etmemişiz. Osmanlı Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmiştir. Evet etmiştir. Osmanlı bazı stratejik noktalara sahip olmuştur. Doğru. Eğri ve Estergon kaldı. Osmanlı'nın sınırları genişlemiştir diyor. Burada hiç sınırların genişlediğine dair bir bilgi var mı? Yok. O zaman Adana. Aa iki tane cevap var burada. Ben bunu yanlış yazmışım. Bu da var. Evet. Abuç batının üstünlüğü pasar Ben burada Avrupa'nın üstünlüğünü yani eşit sayılıyorum artık Avrupa'yla. Aa doğru 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 evet 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 Ceysil abi. Doğru. Teşekkürler Zeynep. Yanlış okudum evet. Osmanlı ödemeyecek. Avusturya savaş tazminatı diyecek. Evet. Bu da bir kazanç. Doğru. Ben yanlış okudum. Pardon. Osmanlı'nın sınırları genişlemiştir diyor. Hani. Tek cevap. Adana'yı alıyoruz. Batı'nın üstünlüğünü kabul etmiş olarak derse dediğim gibi Pasarofça'yı alacağım. Ha burada cümle düşüklüğü var. O cümle düşüklüğü kafanızı karıştırabiliyor. Avrupa'nın üstünlüğünü kabul etmiştir diye. Doğru. Yani şurada Avrupa diyeceğimize Avusturya desek daha net olurdu. Burada çift cevap al. Abi bu hatalı olsun. Yani bunu işaretleyeni ben olsam kabul ederim. <laughs> bu benim gözden kaçmış. Devam. Aa bak çıkmış soru. Soruyor. Dönderip dönderip soruyor. Avrupa da atasözü diyor. Bu Avrupa dediği yer Macaristan. Macaristan'da bir deyim, bir atasözü. Önceki soru yok. Çıkmış soru değil Nisa. Onu ben okurken yanlış okumuş. Güzel soruydu. Ama yan... ya, ben yanlış okudum ya yanlış yazdım. Nur C mi? Nur geberdirim seni. Kız Marca'ya bu nur bizim nur mu kız? Bu niye cüktü? Fazıl fazıl. Harbi mi? O zaman demek ki soruyu yanlış yazmışlar. Hmm. Fazıl fazıl. Fazıl Ahmet Paşa burada. Tamam. Bu nur farklı nur muymuş la? Hmm, farklıymış. Tamam, nur... Sen kendin nurundan sorumlu ol. Ben kendin nurundan o zaman. Ben döveyim bendeki nuru. <laughs> Sakın anur. Köprülü Mehmet Paşa demek bizde şartlı başa geçen ilk sadrazam. Merzifonlu Kara Mustafa Paşa demek ikinci Viyana kuşatmasında bizi mahveden adam demek. Merzifon'un neyi meşhurdu? Eşe. En büyük eşe. Aha buydu. Sokullu Mehmet Paşa bizde duraklamadayken duraklama demeyeyim pardon. Ne diyeyim hatta köprülü yapıyor ona. Hmm. Sokullu için ne diyek ne diyek ne diyek. Üç padişah hizmet etti. Kanuni, ikinci Selim ve üçüncü Murat. Allah'tan sokullu vardı. Olmuyaydı biz yıkılırdık. Aynen. Don, Volga, Süveyş. Ondan sonra Karadeniz, Marmara gibi projeleri var. Vardar Ali Paşa Sivas valisi. Birinci İbrahim döneminde vergi yüzünde İsyan et. yersen. Oysa ki bambaşka bir şey için isyan etmişti. Hadi bir ara. Üç dakikamız kaldı. Yirmi geçe yeniden bir başlayalım mı? Kalan sorularımızı da öyle tamamlayalım. On dokuz yirmi'de bir daha bir toplanalım olur mu? Hadi ben de bir çay içeyim.